buradan detaylı Leopard eğitimlerini izleyebilirsiniz. Şimdi bakın, buraya geldiğimde tam debriyaj, frenle dengeliyorum, vitesimi 1'e atıyorum ki rahat rahat burada ben yapabileyim. Şimdi Leopard alanına geldik. Sınavda da burada yoğunluk olacak. Siz ne yapacaksınız? Burada böyle bekleyeceksiniz öndeki araba çıkınca. Ama dedi ki başkan, soldan çık bak, ileride boş yer var dedi. Yarım debriyaj, gazla böyle destekliyorum. Yarım debriyajı bakın hala bırakmadım. İlerliyorum. Buraya geldim. Siz buradan birinci vitesle usul usul gidebilirsiniz. Ben şimdi en sonda göstereceğim. O yüzden hızlandım. İkinci vitese attım. Buradan ilerliyorum. Evet. Şimdi buradan, bakın buradan göstereceğim. Şöyle şeridimin ortasına doğru. Evet, L parka sağdan soldan ortalı bir şekilde gireceğim. Soldan üçüncü, soldan ortadaki dubayı görüyorsunuz değil mi? En baştaki dubanın oraya gelince bakın, durdurdum. Artık durdum, bir daha ileri hakkım yok. Hep geri geri gelmeliyim. Şimdi biz L parkı içeriden ve dışarıdan nasıl yapıyoruz? Önce onu paylaşıp daha sonra da çıkışı göstereceğim. Neye dikkat ediyorduk biz? Bakın, aracımızı önden, sağdan ve soldan ortalı bir şekilde koyuyoruz. Böyle bir tarafa yakın, bu tarafa yakın değil. Ortalı bir şekilde koyuyoruz. Şimdi koydu. Ne yaptı? Geri vitese attı. Bakın aynalardan bakalım. Sağdan ortalıyız. Bu taraftan gözüküyor mu? Ortalıyız. Şimdi burayı ayarladıktan sonra bu pozisyonda, dışarıdan da birazdan çekeceğim. Ne yapıyor? Geri geri geliyor. Sol tarafta 3 tane duba var değil mi? 1. Bakın siyah bantlı duba. Siyah bantlı dubayı nasıl görüyor aynanın arkasında? Bakıyorum şimdi. Böyle mi görüyorsun aynen? Evet. Telefondaki gibi görüyor. Aynen bu şekilde gördüğünde ne yaptı? Tam sağ yapıyor. Şimdi biz nereye gireceğiz? Bakın dışarıdaki şu L park alanına gireceğiz. Şuradaki dubaya, taşa değmemem lazım. Aynadan kontrol ediyorum. Gel. Görebiliyorsun değil mi oradan? Evet, buradan bakın lastiğimiz çok yavaş geliyoruz. Nasıl geliyoruz? Ayaklarına da bakalım. Bak, tam debriyaj yarım frenle. Tam debriyaj yarım frenle geliyor. Taşa değmeden bakın hemen yan tarafına dönebildik. Ta ki şu duba aracımın solunda olduğunda duruyorum. Karşıdan düz olduğumda duruyorum. Buradan da paralel olduğumda duruyorum. Ne yapıyor? Bak şimdi burada hafif bir debriyajı. Evet, freni geri viteste zaten. Evet, vitesini bir daha kontrol etmek istedi. Bak, freni bıraktı. Debriyajı hafifçe bir kaldırıyor böyle. Hafifçe bir kaldırıyor. Kavrama noktasını önce yakaladı. Evet, geri geri geliyor. Tabii nereye kadar geliyor? Gel, aracımızın burnu. Aracımızın burnu. O dubanın hizasına gelinceye kadar. Evet. Tamam, bu. Arka taraftaki saçlarda yapıyorsanız tabi orada arkaya yarım metre kalaya kadar yapacaksınız. Şimdi vitesini tekrar 1'e attı. Bak, sağ olsun yenini verdi. Evet, sağ olsun yenini verdi. Tam sağını yaptı. Şimdi buradan çıkacak ya. Önce direksiyonu düzlemesi lazım ama. Direksiyonu düzlüyor. Arabanın burnu. Şimdi bak, aynalımız buradan bu ayna. Buradan da bu ayna. Bunun hizasına geldiğinde böyle aynanın hizasına. Şimdi burada tam sağ yapacağız ve buradan çıkmamız gerekiyor. Eskiden neydi? Biz soldan çıkıyorduk değil mi? Bu taraftan çıkıyorduk. Şimdi sağ taraftan çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla sağ sinyali verdim. Çıkarken dubalara çarpmadan çıkmam lazım. Tek seferde çıkacak diye bir şey yok. Ama dubalara çarpmadan çıkmam gerekiyor. Toparladı. Evet. Ve girişini yaptı. Şimdi de dışarıdan çekimini gösteriyoruz. Bakın arkadaşımız buraya ortalı bir şekilde aracını koyacak ve şu tarafa L parkını yapacak. Sağdan soldan ortalı koyması lazım. Bakın biraz bu tarafa yakın oldu. Biraz bu tarafa geniş oldu. Ortalı, ne kadar ortalı koyarsak o kadar avantajlı. Şimdi burada 3 tane duba var. 3 tane duba var. Bakın ortadaki siyah bantlı dubayı nerede görecek? Aynanın arkasında gördüğünde böyle. Bu şekilde görüyor. Tam sol yapıyor. Çok yavaş bir şekilde gelmesi lazım. Çok yavaş bir şekilde. Evet. Bu tarafı kurtardı. Bu tarafı kurtarabiliyor. Diğer tarafı da. Orayı da kurtarıyor. Evet. Şimdi geri geri gidiyor. Nereye kadar geri geri gidiyoruz? Arkamızda eğer saç yoksa aracımızın burnu dubaların hizasına gelinceye kadar bakın yeterli. Şimdi böyle olduğunda arkadan da çarpmıyor çünkü. Arkaya da bakalım. Bakın
Arkaya çalıyor. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Normalde sol taraftan çıkılıyordu. Sol sinyalimizi veriyorduk buradan. Sol taraftan buradan aşağıya doğru gidiyorduk ama şimdi sağ taraftan çıkmamız isteniyor. Nasıl çıkacağız? Onu izliyoruz. Vitesi 1'e aldı. Sağ sinyalini veriyor. Ve bakın her iki dumanın hizasına aynaları getiriyor. Evet. Tam hizaladıktan sonra aynalarımız dumanın hizasına geldikten sonra tam sağını yapıyor. Ve yavaş yavaş yarım debriyajla bakın solda çarpmadı. Sağ tarafta çarpmadı. Direksiyonu yarım debriyajdayken hiç gaza dokunmadan topluyor ve buradan dümdüz bir şekilde gidiyoruz. Şimdi buradan sonrasında değişen güzergahta nasıl turumuzu tamamlayacağız onu izliyoruz. Evet, komisyon başkanları ve eğitmenimiz arabaya biniyor ve biz buradan tekrar devam edeceğiz. Ne var burada? Araba durduğu kalkacağı için yokuş kalkış yapmamız gerekiyor. Yine çalıştığımız gibi debriyajın kavrama noktasını yakaladıktan sonra freni bırakıp gaz desteğini vererek çıkışımızı yapıyoruz. Evet, sol taraftan doğru gidiyoruz. Değişen güzergah. L Park'ın çıkışı artık bundan sonra Bağcılar bölgesinde bütün güzergahlarda bu şekilde olacak. Evet, kaldırdı. Devam ediyoruz. Şimdi böyle karşıdan arabalar gelebilir. Ne yapacağız böyle bir durumda? Aracımızın geçemeyeceği yere girmeyeceğiz. Tam debriyaj, yarım frenle böyle durumda bekliyoruz burada. Evet, bakın tam debriyaj, yarım frenle ayarını durdurdum. Şimdi ne yapıyorum? İkinci vitesle burada durduğum için yine vitesimi alıyorum. Hiç acele etmiyorum. Önce yarım debriyajı yakaladık. Evet, yarım debriyajla aracımızı böyle düzledik. Sonra direksiyonumuzu yolda doğrultuyoruz. Yine karşıdan araba gelebilir. Hazırlıklı oluyoruz. Evet. Bakın böyle gidiyorsunuz. L Park artık bundan sonra Bağcılar sınav güzergahında bütün kurslar bu şekilde gidecek. Şimdi sola sinyal verdim. Bakın sola geniş dönmem lazım. Debriyaja tam bastım. Sağımı kontrol ettim serbest. Minik minik böyle frenle dengeliyorum hızımı. Geniş bir şekilde yolun sağ tarafına girdim. Daha sonra debriyajı artık yavaşça bırakıyorum. İkinci vitesle döndüm. Eğer sıkışık bir trafik olursa siz 1'e de alabilirsiniz. Şimdi buradan Ramazan Bingöl'ün önünden geçeceğim. Kasis var bakın. Minik minik frene dokunuyorum. Ön teker çıkıncaya kadar. 20'nin altına hızımı düşürmüyorum asla. Eğer düşürecek 20'nin altına düşürecek kadar frene ben basarsam arabam stop edebilir. O yüzden eğer önümde bir sıkışıklık yoksa sadece minik minik frenle yapıyorum. Fakat önümde trafik varsa, başka bir kurs aracı sıkışma gibi oluyorsa debriyaj frenle de yapabilirim. Şimdi geldik. Bakın bu köşeden sağa döneceğiz. Sağ sinyalimi veriyorum. Debriyaja tam basıyorum. Frenle yavaşlatıyorum. 10 km hıza düşürüyorum. Vitesimi mutlaka 1'e atıyorum. Sola bakıyorum. Sağa dar dönüyorum. Sola bakıyorum. Sağa dar dönüyorum. Debriyajı yavaşça bırakırken gaza geçtim. Arabamı tekrar orta şeride doğru hızlandırıp 2'ye attım. Debriyajı bırakıp gaza geçtim. Artık L Park çıkışında yeni güzergah bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde öğreniyorsunuz. Aman dikkat diyorum, güzergaha şaşırmak doğrudan kalma sebebidir. Şimdi ileriden sola döneceğim. Bu adadan U dönüşü yapıyorum. Orta şeritten dönersem kırmızı kart. Döneceğim yönün yakın şeridine geçiyorum. Sağımı kontrol ediyorum. Soluma dönüyorum. Bakın ikinci vitesle dönüyorum. Yoğun bir trafik olmadığı için 1'e atmama gerek yok. Sağımı kontrol ediyorum. Solumu kontrol ediyorum. Sağdaki araba yol vermezse debriyaj frenle böyle yavaşlayacağım. Ama sonrasında tekrar böyle debriyajı kaldırıp gaza geçerek yine 25 ile dönmenizi tavsiye ediyorum. Yol düzlendiğinde yine 30-35 ama şeridi kaydırmıyorsunuz bu dönüşlerde. Gazı çok vermiyorsunuz yoksa savrulursunuz. Şimdi geliyorum. Artık bitiş noktası klarinot olan burada. Daha ilerisi olan kendi bitiş noktasına geliyor. Yine bu kör noktaya bakın, çok dikkat edin. Yavaş giriyorsunuz ve bu kavşakla aranızı bir araç giremeyecek kadar dar tutun. Araya sizi sollamasınlar. Sağ sinyalinizi veriyorsunuz. Sağınızı kontrol ediyorsunuz. Önünüze bakıyorsunuz. Sağınızı kontrol ediyorsunuz. Önünüze bakıyorsunuz. Tam debriyaj, yarım frenle beyaz çizgiye lastiğim değecek şekilde duruyoruz. Kaldırıma değmiyoruz. Yoksa kalırız arkadaşlar. Ne yapıyorum? Vitesimi ilk işim bakın vitesi boşa almak. Sonra debriyajı bırakabilirim. El frenini çekiyorum. Şimdi freni bırakabilirim. Kontağı kapatıyorum ve aynama bakarak soldan dışarı çıkıyorum. Herkese başarılar. Bizi izlemeye devam edin. Eğer videomuz faydalı olduysa arkadaşlar, yorumlarınızla, çevrenizle paylaşarak ve beğenilerinizle bize destek olursanız çok memnun olurum.
Herkese başarılar. Yorumlara sorularınızı yazarsanız yeni çekeceğimiz videolarda paylaşıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenilerle bize destek olmayı ve çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Keyifli sürüşler. Yorumlara sorularınızı yazarsanız yeni çekeceğimiz videolarda paylaşıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenilerle bize destek olmayı ve çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Keyifli sürüşler. Cesaret, bu tınlar, patok yer, hoca, tatlı mı?